Merhaba. İnsanların %80'i günlük yaşar. Risk almaz, almak istemez. Bilmez, bilmek istemez. Bana dokunmayan yılancıdır. İkaz edilmeyi, uyarılmayı sevmez. Nasihate pek gelmez. Her şeyi bilir. İnsanların %80'i günlük yaşadığı için söylüyorsun o kadar, anlatıyorsun ama bak bir şey olduğu yok der. Moral bozar. Sabırsızdır. Misal, ekonomist altına yatırım yap diye tavsiye verir. 3 gün sonra bizimki arar. Hani ne oldu? Altın dedim, kıpırdama yok. Farkında olan kitleler, risk alan kitleler, gelişmeleri okuyup yön belirlemeye çalışan kitleler azdır. Bu yüzdendir ki nüfusun %20'si toplam zenginliğin %80'ine sahiptir. Sorgulamayan %80 ise çoğu ülkede normal hayat standardının altında yaşar. Türkiye'de bu oran daha fazladır. Ülkenizde maalesef devlet, siyaset, medya ve akademi bitirildiği için insanlardan farkındalık beklemek mümkün olmuyor. Bu noktada fırsatçı bilinçlileri ayırıyorum. Onlar haktan ve halktan yanaymış gibi görünüp sonuca ulaşana kadar liberaldirler. İçten içe mutludurlar. Ekranda başka, evde eşine başka konuşur. Bizim Suriyelilerle birlikte yaklaşık 90 milyonluk ülkemizde 3-5 milyon insanda farkındalık varsa ne ala. Ekonomide maaşımı alır işime bakarım, siyasette bana ne yesinler birbirlerini, yargıda devletin savcısı çağırıyorsa vardır bir bildiği, koronada o kadar tantana yapıldı, kimseyi duymadım, ne hastalanan var ne de ölen. Hemen ayağa kalkmayın. Bakış açısı böyledir. Hatırlayın, Haziran ayına gelindiğinde korona günleri geride kaldı diye konuşuyordu herkes. TV'lerde konuşanlar pandemi döneminde şöyleydi, böyleydi diye ahkam kesiyordu. Ne gerek vardı bu rehavete? Şimdi görüyor ve anlıyor herkes. Başına geldikçe yaşıyor, idrak ediyor. Aşı çıktı, aşı yok. İşten atıldım, bakan yok. Para bitti, kasa boş. Ateşim çıktı, yatak yok. Aylar aylar önce yakınlarınızı kaybedeceksiniz diye yazdık, çizdik defalarca. Biliyorum, acı veriyor. Toplumlar böyle. Kumaş bu. İşimiz zor ve fakat her defasında aynı şey olacak. Okuyup okuduğunu anlayanlar anlatacak, ikaz edecek, yön vermeye çalışacak. İnsanlık da her defasında damdan düşmeden anlamayacak. Aziz Nesin'in anlatmaya çalıştığı buydu sanırım. Fakat ben aptal kelimesine katılmıyorum.